أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد Müftülüğümüzün ilim hikmet dersleri çerçevesinde Sultan Selim Camii'mizde sürdürdüğümüz hadis derslerimizi devam ettiriyoruz elhamdülillah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin El Edebül Müfret isimli eserinden okuyoruz hadisi şerifleri. Bu eser ahlak ve adaba dair hadisleri derlemişti. Geldiğimiz 705. hadis dahil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı güzin efendilerimizin yaptıkları çeşitli zamanlara dair dualardan oluşuyor. Onlardan okuyacağımız duanın birisi de şöyle. An Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes naklediyor. Kuntu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe de'a raculun fe gâle. Bir gün Resulullah Efendimizle birlikteydik. Bir adam mescitte elini açtı. Biraz yüksek sesle şöyle duaya başladı. Ya bedi'as semavati ya hayyu ya kayyum inni es'eluka fekale. Duanın giriş kısmını böyle yaptı. Ya bedi'as semavati, ey göklerin yaratıcısı. Ya hayyu ya kayyum, ey diri olan ve hiç uyuklamayan, hep ayakta olan. Bu iki, üç ifade. Ey göklerin yaratıcısı, ey hep diri olan, ey hiçbir uyku ve uyuklama tutmadan hep ayakta olan Rabbim dedi. Arkasından da isteyeceğini istedi. Ama önce bu üç cümleyi söyledi. Bunun üzerine Resul-ü Kibriya Efendimiz etedrûne bimâ da'a, bize döndü dedi ki adam nasıl başladı duaya, farkında mısınız? Fark ettiniz mi? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ دَعَ اللّٰهَ بِسْمِهِ الَّذ۪ي اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ. Bu adamın başladığı gibi duasına başlayan her insanın duasını Allah mutlaka kabul eder. Demek ki duamıza başlarken Arapça bilmesek bile ey göklerin yaratıcısı, ey hep diri olan, hiç uyumayan Rabbim, bana şunu şunu ver diye duamızı yapmalıyız. O zaman duamız kabul edilir inşallah. Peki Rabbimizin bu şekildeki İsmine ismi azam diyorlar. İsmi azam. Allah'ın en büyük ismi. Peki bu hangisi?
Alimlerimiz kimisi demiş ki Allah ismi Rabbimizin en büyük ismidir, ismi azamdır. Kimisi Halık, kimisi Bedir. Değişik görüşler ile sürmüşler ama en kuvvetlisi Allah ismi, ismi azamdır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi. İkinci hadisimiz de An Abdullah ibn Amr radıyallahu anh Gale Ebu Bekr radıyallahu anhu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Allimni duaen ed'u bihi fi salati. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Resulullah'a geldi, dedi ki ya Resulallah, bana bir dua öğret de namazlarımın arkasından o duayı yapayım hep. Bir dua öğret, dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şu duayı öğretti Ebu Bekir Efendimiz'e. Kul Ebu Bekir, de ki şöyle dua et. Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kethira. İlk duadaki cümlemiz. Allah'ım ben kendime çok haksızlık ettim. Çok zulümler yaptım kendime. Haksızlık yaptım. İbadetlerimi tam yerine getiremedim. Helal harama tam dikkat edemedim. Müminlere karşı tam iyi davranamadım. Her alanda eksiğim, kusurum var. Bu yüzden yaşamam gerektiği gibi yaşayamadım. Kendi kendime haksızlık ettim, zulmettim ya Rabbi. Bu güzel bir şey. Öz eleştiri diyoruz. Bu duyguyu insan kaybetti mi, Allah esirgesin, yavaş yavaş nefsine ve şeytana mağlup olmaya başlar. Ben biliyorum zaten canım, her şeyi bilmeye başlar. Her şeyin en iyisinin kendisinin yaptığını zanneder. Söylediği her cümlenin en doğru cümle olduğunu zannetmeye başlar. Hiç yanılmam ben demeye başlar. O zaman ona biz ne diyoruz? Enaniyet. Kendini beğenmişlik. Bu şeytanın en büyük özelliğidir. İblisin en büyük özelliği kendi görüşünü pek beğenmesi. Kendi yaptığı işi pek beğenmesi, hoşuna gitmesi. Şeytanın en büyük özelliği. Yahu eksik yapmış olabilirsin. Hatalı davranmış olabilirsin. Yanlış bir cümle kurmuş olabilirsin. İhtimal yok mu? Her zaman var. Ama insan ben demeye başladı mı bu şeytanlığa kadar gider, Allah esirgesin. Onun için her duamızda ya Rabbi ben kusurluyum. Tam olan sensin. Ben eksiğim. Kamil olan, mükemmel olan sensin ya Rabbi. Eksiklerimi gider, hatalarımı affet. Ben kendi kendime zulmettim. وَلَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتِ Senden başka bağışlayacak kimse de yoktur ya Rabbi. Sen bağışlamazsan ben kime gideyim? Kim bağışlayacak beni? Yok. Onun için benim küçük bir günahıma bakma. İyi kötü insan oluşuma bakma. Sen büyüksün. Büyükler affeder. Beni affeyle Allah'ım. فَغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Ya Rab, sen hem affedici hem de bağışlayıcı ve acıyıcısın. Senin hazinende merhamet çok. Bitmez senin merhametin.
o bitmeyen merhametinden, rahmetinden bana da lütfeyle ya Rabbi. Beni de affeyle Allah'ım. Ebu Bekir Efendimiz'e bu duayı öğretiyor Resulullah Efendimiz ve bu duayı namazların arkasından sıkça yap diyor. Yani ya Rabbi ben eksiğim, zayıfım, hatalarım çok. Kendi kendime haksızlık ve zulüm yaptım. Sen ise rahmeti geniş olansın, bağışlayıcısın. Beni affet ya Rabbi. Kısaca bu duayı yapabiliriz namazlarımızın arkasından. Zalim yöneticiden korkulduğu zaman yapılacak dua. Babu idâ hâfe sultan. İdareci var başında. Müdür olur, şef olur, başkan olur, efendim vali olur. Önemli değil. Herhangi bir idareci. Ama sana zulmediyor, haksızlık yapıyor. Ona karşı dua öğretiyor efendim Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz. Şöyle diyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. İza kana ala ahadikum imamun yahafu tagat rusuhu ev zulmuhu falyakul. Başındaki yönetici, idareci mütekebbir ise, kibirli ise, sen işçisin, memursun, vatandaşsın. O yönetici ya, adamın havasından yanına varılmıyor. Cakasından selam versen dönüp bakmıyor bile. Kibirli herif. Allah esirgesin ve Allah kurtarsın böyle insanları. Zavallı insan çünkü böyleleri. Zavallı. Ne olmuş yani? Sen anandan doğduğunda bir titilin, bir yanında sıfatın var mıydı? Bebek olarak dünyaya geldik hepimiz. Senin başkanlığında, müdürlüğünde, profesörlüğünde hep geçici şeyler. İşte her gün cenaze namazlarını görüyoruz. Hiç söylüyorlar mı? Profesör, doktor falan nasıl bilirsiniz falan diye. Yok böyle bir şey. Genel müdür falan yok böyle bir şey. Nasıl bilirsiniz bu Adem'i? Bu merhumu nasıl bilirsiniz? Bitti. Demek ki müdürlükte, şeflikte, başkanlıkta, idarecilikte hepsi bu dünyanın geçici süsleri ve eğlencesidir. Öyleyse bunlarla övünmenin bir anlamı yoktur. Bunlarla efendim avunmanın ve kibirli olmanın bir manası yoktur. Böyle bir idareci, kibirli bir idareci sizi yönetmeye kalkarsa ev zulmehu veya haksızlığından ve zulmünden korkarsanız. Çok böyle idareci içimizde. Hep olur. İnsanlık tarihi boyunca da olmuştur zaten. Çünkü insanların hepsi bir değil ki. Beş parmağın beşi bir mi? Bazısı geldiği noktayı hazmedemez. Çünkü çapı ve karakteri orayı hak etmiyor aslında. Oraya ya torpille gelmiştir, ya ahbap çavuş ilişkisiyle gelmiştir, ya rüşvetle gelmiştir. Onun için o bulunduğu makamı hazmedemiyor. Hep rahmetli Nasreddin Hoca'ya yüklüyoruz. Cenab-ı Hak bizi hocamızla aramızı açmasın ahirette. Helal eylesin hakkını Nasreddin Hocamız. Güzel,
latifeleri hep ona yüklüyoruz. Halbuki onun haberi bile yoktur böyle latifelerden, pek çoğundan. Bir gün eşeğini hava aldırmak için şunu dama çıkarayım biraz da hava alsın demiş. Eskiden toprak damları var ya, dama çıkarmış, az da yüksekçe bir yer. Biraz dolaştırmış ikindiye kadar, otunu yemiş, havasını almış. İkindi olmuş, indireyim şu eşeği. Eşek bu inmez, inat eder. Çeker yularından, inmez. Yahu yapma etme, mümkün değil, inmez eşek. Sen canın nasıl isterse burada kal o zaman der, bırakıverir damda. Fakat geceleyin bir patırdı, bir gürültü. Eşek bir o tarafa, bir o tarafa koşarken dam çöküyor, pardı, tepe, tavan, evin içine. Nasreddin Hoca o tarihi sözü söylüyor. Demek ki birisine hak ettiğinden fazla değer vermeyeceksin. Fazla değer verdin mi hem kendine zarar veriyor hem etrafına zarar veriyor. O yüzden şeriat-ı garra'nın en önemli prensiplerinden, kaidelerinden birisi işi ehline vermektir. Layık olana vermektir. Hazmedecek olana vermektir. Sevincik delisi olmayacak. Bir yere atadığın, tayin ettiğin zaman idareci olarak onu, bu Allah'ın bir lütfu, Allah beni bu millete hizmet etme görevini nasip etti deyip kendisini milletin hizmetçisi olarak görecek insanları getirmek lazım idareye. Yoksa lüks arabalarla, korumalarla etrafa caka satacak mütekebbir, kendini beğenmiş bir idareci olacaksa onu idarenin yanına bile yaklaştırmamak lazım. O itibarla Rabbimiz bizleri de, idarecilerimizi de her türlü zulümden, kibirden, kendini beğenmişlikten muhafaza buyursun. اِذَا كَانَ عَلَى اَحَدِكُمْ اِمَامٌ يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ اَوْ ظُلْمَهُ. Bir idarecinin zulmünden ve kibrinden korktuğunuzda şöyle dua edin diyor Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh sahabi efendimiz. Allahümme Rabbes semavatis sebi' ve Rabbel arşil azim. Ey büyük arşın sahibi Rabbim, ey yedi kat göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah'ım. Kün li caran min fulan ibni fulan. Ya Rab, beni isim veriyor. Beni falan genel müdürden, falan başkandan, falan şeften, falan müdürden, şerrinden muhafaza eyle beni Allah'ım. Ve ahzabihi min halaik. O müdürün, o idarecinin etrafında pek çok yalaka vardır, yandaş vardır. Onların şerrinden de beni muhafaza eyle ya Rabbi. Çünkü bazen müdür garibandır, habersizdir. Ama özel kalemdir, yardımcıdır. Neyse, etrafında bazı yalakalar vardır. Seni idareciyle görüştürmezler. Yaklaşamazsın. Halbuki müdürün haberi bile yoktur. Böyle yalakaların şerrinden de beni muhafaza eyle ya Rabbi.
en yafruta aleyye ahadun minhum ev yatga. Onlardan birisinin azgınlığından ve mobbinginden, Türkçemizdeki yeni giren bir ifade, mobbing diyorlar. Mobbing. O ne demek? Sözle, hareketle memurunu taciz ediyor adam. Suratı asık davranıyor memuruna. Hakaret ediyor. Sen bir iş bilmen zaten. Eline yüzüne buluşturuyorsun sürekli. Bir işi beceremedin bilmem ne, sürekli memurunu hak tahkir ediyor. Buna mobbing diyoruz. İşte böyle mobbinglerden, haksızlıklardan da beni muhafaza eyle Allah'ım. Azze caruka, senin koruduğuna hiç kimse bir şey yapamaz. Ey Allah'ım, sen koruman altına aldın mı bir kulunu, zalim idareci de, müdür de, şef de, hiç kimse bir şey yapamaz. Ya Rabbi, beni koruma altına al Allah'ım. Ve celle fena'uk, çünkü senin şanın yücedir. Şeref sana ait, izzet sana ait, büyüklük sana aittir ya Rabbi. Ve la ilahe illa ent, senden başka ilah yoktur Allah'ım. Bu kainatın hepsi senin. Ben de bu kainatta yaşayan bir aciz olduğuma göre, senin kulun olduğuma göre, beni her türlü haksızlıktan, zulümden muhafaza eyle ya Rabbi diye dua edin diyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz. Bir başka Abdullah, bu Abdullahlar pek mübarek. Abdullah bin Mes'ud, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr. Çok Abdullah. Allah'ın kulu demek, çok da güzel bir isim. Muhteşem bir isim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle hani acele, ya Resulallah bunun adını ne koyalım dendiğinde Abdullah diyor. Veya kötü bir mana çağrıştıran bir isimli adam geldiğinde adın ne diyor falan. Beğenmiyor Resulullah Efendimiz. Diyor ki senin adın bundan sonra Abdullah olsun diyor. Mesela Medine münafıklarının reisinin oğlu efendim geliyor, iyi değil adı, senin adın bundan sonra Abdullah olsun diyor. Abdullah çok güzel bir isim, Allah'ın kulu. Çünkü en büyük şeref Allah'ın kulu olmaktır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz de şöyle tavsiye ediyor bize. İzâ eteyte sultanen mehiben تَخَافُ اَنْ يَسْتُوَ بِكَ فَقُلْ. Bir yönetici, şef, müdür, genel müdür fark etmez, başkan neyse, heybetinden korktuğun, yanına yaklaşmak için üç kulhü bir Fatiha okuduğun kadar gaddar bir adam. İdareci, çatık kaşlı, sert sözlü, yanına yaklaşmak mümkün değil. Zulmetmesinden, sana haksızlık yapmasından korkarsan böyle bir idarecinin şöyle dua et. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Böyle de içinden o idarecinin yanına varmadan önce. En büyük Allah'tır. Senden büyük Allah var. Allahu a'azzu min halqihi cemi'an. Neticede ey genel müdür, ey şef müdür, sen de Allah'ın kulusun. Hepimizin yaratıcısı Allah'tır. Senden büyük Allah vardır. Allah daha azizdir, daha güçlüdür. Sen kendini böyle, ben istediğim adamı sürerim, istediğim adamı falan yere gönderirim diye caka satıyorsun ama senden büyük Allah var
o senden daha güçlü. Böyle dua et içinden. Allahu a'azzu mimma akhafu ve ahzaru. Benim korkum Allah'tandır sadece. Senden de endişe ediyorum ey zalim idareci. Ama senin yapacağın zulümden Rabbim beni esirger Allah'ın izniyle. Benim asıl korkmam gereken Cenab-ı Hakk'ın azabıdır. Cenab-ı Hakk'ın bana davranacağı şekildir. Asıl korkum odur benim. Yoksa sen bugün bana zulmetsen sabrederim. Ama gelip geçicidir senin zulmün neticede. وَاَعُوذُ بِاللّٰهِ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوُ الْمُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ اَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına göre kainatta bu yedi kat semayı ve kainatı evirip çeviren, idare eden Allah olduğuna göre Allah'tan habersiz yeryüzünde karınca bile hareket edemez. Allah müsaade etmezse ey zalim idareci sen bana zulmedemezsin. Senin hükmün bana sökmez Allah müsaade etmezse. Allah beni koruması altına alırsa eğer işte ben o Rabbime sığınıyorum senin şerrinden. Min şerri abdike fulanin ve cunudihi ve etba'ihi ve eşya'ihi minel cinni vel ins. Ey zalim idareci, isim de ver diyor Abdullah İbni Abbas da Abdullah İbni Mesud da. Ey falan genel müdür, ey falan şef, ey falan müftü, başkan, bilmem kim ise idareci, isim ver diyor. Senin şerrinden de, senin yardımcılarının ve avanelerinin, yardakçılarının şerrinden de, senin adamlarının şerrinden de, hatta insanlar yetmez, sana belki bazı cinler yardım ediyordur. Onların şerrinden de ben Rabbime sığınıyorum. Rabbim beni muhafaza eyle diye dua edin zalim idarecilere karşı diyor. Ve devam ediyor. Allahümme kulli caran min şerrihim. Ya Rab, başımıza gelebilecek her türlü kötü idarecilerin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Celle fena'uk ve azze caruk. Ya Rab, sen güçlüsün, sen yücesin. Sen birisini koruma altına aldın mı kimse zarar veremez. Ve tebârek esmuk. Senin ismin de mübarek, bereketlidir. Ve la ilahe gayruk. Senden başka ilah da yoktur. Beni muhafaza eyle ya Rabbi. Telâte merrat, üç defa böyle dua edin diyor efendim Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz. Bir başka tavsiyesinde ise Abdullah İbni Abbas peygamberimizin amcazadesi radıyallahu anh, men nezele bihi hammun ev gammun ev karbun ev hafe min sultanin. Dünya burası. Dünya. İnsan her zaman mutlu olmaz. Bazen gam kaplar insanın içini. Kasvet, kedaret, küduret dediğimiz keder insanı kaplar gönlünü. İnsanın içi kararıverir. Karamsarlığa bürünüverir bazen insan. Ya da yine
bir zalim idareci, kötü bir idarecinin altında çalışmak zorunda kalabilir insan bir gün. Bütün bu durumlarda فَدَعَى بِهَا اُولَٰئِ اُسْتِج۪يبَ لَهُ. Şöyle dua ederse birisi, Allah onun duasını kabul eder. Kederli, hüzünlü, sıkıntılı olduğumuz dönemlerde yapacağımız dua. Es'eluke bilâ ilâhe illâ ent. Kendisinden başka ilah bulunmayan Rabbim, ben senden istiyorum. Beni namerde muhtaç etme. Başka kapıya el açtırtma. Ben sana geldim. Sen ver bana ya Rabbi isteyeceğimi. Rabbus semavati seb'i. Sen yedi kat semavatın Rabbisin Allah'ım. Ve Rabbul arşil azim. Büyük arşın, kainatın sahibisin sen. Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ ent Rabbus semavati seb'i ve Rabbul arş. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير. Üç defa aynı sözleri tekrar et ve arkasından da de ki, ya Rab, bana şunları lütfeyle. Beni şunun şerrinden muhafaza eyle. Beni koru ya Rabbi diye isteyeceğini iste. Ama giriş cümlem duaya Es'eluke bilâ ilâhe illâ ent Rabbus semâvâti seb'i ve Rabbul arşil azîm olsun ilk giriş cümlen, sonra isteyeceğini iste. Evet değerli müminler, İmam Buhari rahmetullahi aleyh Efendimiz El Edebül Müfret isimli bu ahlakla ilgili, adabla ilgili harika hadis kitabında efendim bu hadis-i şerifleri bize ulaştırıyor. Allah kendisinden razı olsun. Rahmet etsin Hazreti Buhari'ye ve yaklaşık 3 yıla yaklaşıyor derslerimiz. 709 hadis okumuşuz bugüne kadar. Rabbim tamamlamayı lütfetsin inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.